Warrior Gem. Grev Gözcüsü'nden herkese merhaba. Bugün stüdyo konuğumuz Onur Bakır. Sendika uzmanı Onur Bakır'la bugün taşeron işçilerinin durumunu konuşacağız. İşçi arkadaşlar Onur'a sendika eğitimlerinden aşinalar. Aynı zamanda Kapatılan Hayat TV'de bir işçi programı yapıyordu Onur. Hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk. Şimdi son günlerde özellikle taşeron düzenlemesi üzerine çalışıyorsun. Bu konuda çeşitli yayınların var. Şimdi detaylara girmeden önce, şimdi bu taşeronla kadro meselesi nereden esti? Hani taşeron işçiler belki 10 yıllardır kadro istiyorlar, güvenceli iş istiyorlar ama birdenbire böyle bir düzenleme oldu. Nereden esti de taşeron işçilere kadro vermek istedi hükümet? Evet, şuradan belki başlayabiliriz. Türkiye'de 2000'li yıllara kadar taşeronlaştırma istisna bir istihdam biçimiydi. Ancak 2002 yılından sonra AKP'nin iktidara gelmesinin ardından hem kamuda hem özel sektörde taşeronlaştırmada çok ciddi bir artış oldu. Yani hatta eski Çalışma Bakanı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre 2002'de 3500'lerde olan rakam 2015'e gelindiğinde 700 bini bulmuştu. Dolayısıyla AKP iktidar döneminde taşeronlaştırma çok ciddi anlamda büyüdü. Kamudaki hem asıl işler hem yardım işler taşerona verildi. Kadrolu işçi istihdamı yerine işlerin taşeron aracılığıyla istihdamı adeta kural haline geldi. Bu yıllar boyunca hep birlikte kamudaki taşeron işçilere kadro talep ettik. Taşeronlaştırmanın yasaklanmasını talep ettik. Taşeronlaştırmanın bir sömürü biçimi olduğunu, bir güvencesiz istihdam modeli olduğunu söyledik. Ancak 2002 yılından 2015 yılına kadar ne zaman taşeron işçilere kadro istiyoruz desek her seferinde böyle bir şey gündemimizde yok denildi. 2015 yılı Haziran ayına kadar bu taleplerimiz her seferinde reddedildi. Sonra yerli milli uçak ve taşerona kadro gündeme geldi. Sonra 2015 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemeyince kamuoyuna özellikle işçi ve emekçilere bazı vaatlerde bulunmak zorunda kaldı. Bunlardan bir tanesi taşeron işçilere, asıl işlerde çalışan taşeron işçilere kadro, diğeri de asgari ücretin 1300 TL olmasıydı. Evet. 2015 Kasım'ından sonra yani ikinci seçimden sonra 100 gün içinde bu söz tutulacaktı. 100 gün geçti, tutulmadı. 2016 yılına geldik. 2016 yılının Nisan ayında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu dedi ki asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapmayacağız. Bütün taşeron işlere kadro vereceğiz. Dışarıda tek bir işçi bile kalmayacak dedi. Ben bu duyuru yapılırken televizyondan taşeron işçiyle birlikteydim. Ben hani böyle ağladığını gördüm. Çünkü temizlik işçisiydi. Bizi almayacaklar diye düşünüyordu. Taşeron işlerde çok büyük bir sevinç yarattı. Ancak 100 gün geçti, 1 yıl geçti, 2 yıl geçti. 2017 yılı sonuna kadar bu konuda hiçbir adım atılmadı. Peki atılan adımda bir kanun hükmünde kararname kesinlikle oldu. Yani 2017 yılının sonuna doğru bu sefer 2019 seçim takvimi yaklaşınca yeniden hani biz sürekli 2 yıldır müjde diye basında haberler okuyoruz. Atılan 2 yıl boyunca hiçbir adım olmadı. 2017 yılı Kasım ayında yeniden konu ısıtıldı. Yeniden bir müjde nidaları eşliğinde servis edildi. Bakanın yaptığı açıklamadan yola çıkarak biz bekliyorduk ki bir kanun tasarısı hazırlayacaklar, sendikalara gönderecekler, taşeron işlere gönderecekler, görüş önerilerimizi alacaklar. Ancak bir sabah uyandık ki resmi gazetede bir kanun hükmünde kararname yayınlanmış. Yani ne işçilere soruldu, ne sendikalara soruldu, ne üniversitelere soruldu. Hükümet bir kanun hükmünde kararnameyle konuyu düzenledi. Kaldı ki bunun anayasaya aykırılığı durumunda söz konusu aslında. Evet. Peki neden bir kanun çıkarmak yerine bir KHK çıkarttılar? Meclisteki partilerin hepsi böyle bir düzenlemeyi destekleyecekti. Kesinlikle öyle. Eğer konu meclis yani bir 3 haftalık hazırlık süreci olsaydı biz bu kanun hükmüne kararnameyi taslak halinde görseydik. Şimdi birazdan detaylarını konuşacağımız kapsam dışı kalan işçileri, işçilerin hak ve ücretlerini hepsini detaylı bir şekilde kamuoyunun önünde tartışabilecektik. Kapsam dışında kalan işçiler ben de kadro istiyorum diyebilecekti. Mecliste komisyonda tartışılacaktı. Sendikalar devreye girecekti. İşçiler devreye girecekti. Taşeron işçilerin dernekleri, federasyonları var. Onlar devreye girecekti. Kamuoyu önünde bir hesap verme durumu söz konusu olacaktı. Mesele tartışılacaktı. Eksik kalan yönlerin düzeltilmesi söz konusu olacaktı. Ama bunlardan adeta işçilerden, sendikalardan, meclisten kaçırıldı.
Ve hükümet ne istiyorsa onu kanun hükmünde kararnameye yazdı, geçirdi ve uyguladı. Yani ben yaptım oldu anlayışıyla gerçekleştirilen bir düzenleme oldu. Kaldı ki anayasaya göre olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnameler sadece olağanüstü hali ilgilendiren konularda olabilir. Taşeron işçiler meselesinin olağanüstü halle bir ilgisi yok. Dolayısıyla olağanüstü hal döneminde bir kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmemesi gerekir. Buna rağmen bu düzenleme yapıldı. Zaten anayasaya aykırılığı gibi bir sorunu var. Ama bu sorun başka bir soruna daha yol açıyor. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan bir KYK olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne de gidemiyoruz. Evet. Şimdi bu düzenlemeyle kadroya giren işçilerin durumunu birazdan konuşacağız ama biraz tersten gidelim. Şimdi bu sürece, düzenlemelere sendikaların, işçilerin, işte taşeron işçilerin, derneklerin, platformlarının itirazları var. Çok sayıda işçi bu düzenlemeden faydalanamadı. Kadro alamadı. Hatta çok sayıda işçi işten atıldı bu düzenleme yüzünden. Şimdi tersten gidersek kimler bu düzenlemeden faydalanamadı, kimler kadroya giremedi? Evet. Yani çok uzun bir liste var ama hepsine değinmek de gerekiyor aslında. Çünkü yayından da önce bazı taşeron işçiler hani bizi de unutmayın, bizi de konuşun diye de özellikle söylediler. Şuradan başlayalım. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçiler kapsam dışında tutuldu. Kamu iktisadi teşebbüsü olmayıp ama yine özel bütçeli kuruluşlar var. Örneğin kamu bankaları var, işte TRT var, Anadolu Ajansı var, benzeri kuruluşlar var. Bunlar kapsam dışında tutuldu. Yani kitler ve özel bütçeli kuruluşlarda çalışan işçiler, taşeron işçiler kapsam alınmadı. Bu işlerin toplam sayısı 100 bine yakın. Çok ciddi bir rakam. Yani 60'tan fazla kuruluş var bu durumda kadro hakkından yoksun bırakılan. Ardından KYK'ya yazılan özel maddelerden kaynaklı olarak yurt dışı teşkilatların, örneğin Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatlarında çalışan taşeron işçiler yine kapsama alınmadı. Ve aslında kamu yararına faaliyet yürüten bazı dernek, kuruluş, şirketler var. Örneğin Kızılay. Kızılay'da çalışan işçiler aslında hani bir Kızılay kamu idaresi değil, bir dernek ama kamu idaresi gibi çalışıyor ve kamu yararına faaliyet gösteriyor. Ve çok sayıda taşeron işçi var. Onlar da bu düzenlemenin kapsamına alınmamış oldu. Mesela köylere hizmet götürme birlikleri. Belki çok detay gelebilir izleyicilerimize ama binlerce taşeron işçiler var. Bu köylerin kurduğu mahalli birlikler var. Burada çalışan işçiler de yine kapsam dışında bırakıldı. Bir de ihalenin türü bakımından kapsam dışı kalanlar var. Liste dediğim gibi oldukça uzun. Mesela karayollarında çalışan taşeron işçiler. Bu işçiler ne yapıyor? Aslında süreklilik arz eden bir iş yapıyor. Yol bakım onarımı, kar küreme gibi düzenli ve sürekli bir faaliyeti gerçekleştiriyor. Ama bu işçilerin ihalesi kağıt üzerinde hizmet ihalesi değil, anahtar teslim yapım işi ihalesi olarak gösterildi. Yani hukuka aykırı bir ihale yapılmış oldu. Dolayısıyla bu işçiler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında gözükmedikleri için aslında tam da öyle olmalarına rağmen kadroya alınmamış oldu. Örneğin benzer şekilde su ve kanalizasyon işçileri, yani örneğin İstanbul'daki İSKİ, Ankara'daki ASKİ'de. Yani buradaki işçiler en zor, en ağır işlerden birini yapıyor. Kanalizasyonla çalışıyor. Ama kağıt üzerinde bu işlerin ihalesi anahtar teslim yapım işi. Yani hizmet ihalesi değil, yapım işi ihalesi. Yani burada işçiler bir kazma kürek muamelesi. Kesinlikle öyle. Yani bu yani yap bitir bir iş değil. İstanbul'un su ve kanalizasyonlarının tamir, bakım, onarımı bir defaya mahsus ya da bugün yapacağız, yarın yapacağız bitecek bir iş değil. Düzenlilik arz eden bir iş. Süreklilik arz eden bir iş. Bir hizmet alımı ihalesi ama kağıt üzerinde yapım ihalesi gösterilmiş. Bu işçiler yine kapsama girmedi. KYK'ya tek tek yazdılar. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı koşulu getirildi. Ama denildi, danışmanlık hizmet alımları bu kapsamda sayılmaz. Çağrı merkezi bu kapsamda sayılmaz. Hastane bilgi yönetim sistemi bu kapsamda sayılmaz denildi. Çok ilginçtir Kıvanç. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir Alo 170 hattı var. Taşeron işçiler arıyorlar Alo 170 hattını, soru soruyorlar ben kadroya girebilecek miyim diye. O soruyu yanıtlayan Alo 170'teki işçi de bir taşeron işçi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kendi imzası da olan kanun hükmünde kararname ile işte kendi çağrı merkezindeki işçiyi kadro hakkından yoksun bırakmış oldu. Bir de 170 meselesi var. Evet, ihalelerdeki mesele. Yani onu da açacak olursak... Bazı ihaleler var. İhale tek başına işçiyle yapılmıyor. Örneğin yemekhane ihalesi, yemek malzemeleri ve işçilik giderleri birlikte. Örneğin
diyelim ki temizlik ihalesi, temizlik malzemeleri ve işçilik giderleri birlikte. Örneğin araçlı şoför çalıştırma ihalesi, araç bazen de akaryakıt gideri ve işçilik maliyeti. Ya da hastanelerde özellikle sağlık cihazlarının ihaleleri. Yani hem teknisyeni hem de o teknisyenin kullanacağı sağlık cihazını aynı ihale kapsamına sokuyorlar. Dediler ki bu ihalede yaklaşık maliyeti hesaplanırken asgari işçilik maliyeti %70'in üstündeyse kapsamlıdır. Değilse değildir. Yani baya baya açtık. Yemekhane ihalesi, pırasanın maliyeti bu, işte etin maliyeti bu, suyun maliyeti bu. Bunlar eğer %30'u geçiyorsa, işçilik maliyeti %70'in altına düşüyorsa bu işler kapsamlı değil denildi. Yani iş bildiğin malzemeyle, cihazla, patates, soğan, tava, aynen öyle, araçla, akaryakıtla bir tutuldu. Bütün kurumların hemen hemen çoğunun yemekhanelerindeki ihaleler bu şekilde, bu işler kapsam dışı kaldı. Binlerce şoför var araçlarıyla birlikte ihale yapıldığı için kapsam dışı kalan. Binlerce sağlık teknisyeni var. Bu işler de kapsam dışında kalmış oldu. Bu da yetmedi. Mesela hani kamu kurumlarının sosyal tesisleri var. Öğretmen evleri var, ordu evleri var, polis evleri var. İşte sosyal konaklama merkezleri var, otelleri var. Denildi ki işçinin ihalesinin nereden karşılandığına da bakacağız. Eğer sosyal tesis gelirlerinden karşılanıyorsa kapsamlı değildir denildi. Şimdi bir öğretmen evi yaptığı ihalenin giderini tabii ki o öğretmen evinin gelirlerinden karşılıyor. Dolayısıyla binlerce, hatta on binlerce işçi var bu dediğim sosyal tesislerde çalışan. Bu işçiler de kapsam dışında kalmış oldu. Şimdi idare bakımından kapsam dışında kalanları söyledik. İhale bakımından kapsam dışında kalanları söyledik. Bu iki engeli de aşan işçiler. Evet. Bu sefer de işçi bazında koşullar geldi. Evet, bu hani bu iki engeli aşıp mesela sınav, mülakat, tam arşiv kayıt gibi şeyler var. Özellikle eski hükümlü işçilerden çok büyük itirazlar, hayal kırıklıkları var. Bu düzenleme nasıl çalışıyor? Hani hangi eski hükümlüler faydalanabiliyor, hangileri faydalanamıyor? Şimdi idare bakımından kapsamda, ihale bakımından kapsamda, bu sefer işçi bakımından getirilen koşullara bakıyoruz. Denildi ki emekli olan ya da emekliliği hak etmiş olan işçiler kapsamda değildir. İşçi 20 yıl boyunca taşeronda çalışmış, bir gün kadro gelir. Ben de emekli olmadan kadrolu çalışırım. Ücretim artar, emekli aylığıma yansır diye beklemiş. Bu işçiler emekli, henüz emekli aylığını bağlatmamış bile olsa kapsam dışı bırakıldı. Emekli olup çalışmaya devam edenler kapsam dışı bırakıldı. Çok ilginçtir. Engelli işçilere, engelli oldukları için tanınan erken emeklilik, kolaylaştırılmış emeklilik seçenekleri var. Yani örneğin normal işçi diyelim ki 50 yaşında emekli oluyor. Bu işçilere yaş koşulları almıyor. Örneğin 15 yıl 3600 günde emekli olabiliyor. Daha 38 yaşında emekli olmak istemiyor, çalışmak istiyor. Denildi ki bu işçiler kapsamda değildir. Bu işçiler emekliliği hak etmiştir. Şimdi bununla ilgili Çalışma Bakanlığı bir görüş yayınladı. Bu sefer bu görüşü alıyoruz, kurumlara dilekçe örneğiyle götürüyoruz. Kurum diyor ki görüş yetmez, resmi gazetede yayınlansın. Eski hükümlüler, şimdi bu işçilerden devlet memurluğuna atanma koşullarını taşıması şartı getirildi. Devlet memuru olmayacak ki, işçi olacak yine. Ama devlet yaş ve eğitim hariç devlet memuruna atanma koşulları arandı. Bunlarda iki tane çok canımızı yakan mesele var. Bir, eski hükümlüler. Kasıtlı işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olduysa ya da belli suçlar var, bu suçlardan hüküm giydiyse bu işler alınmadılar. Çok ciddi bir mağduriyet ortaya çıktı. İşçiler işsiz kalma gerçeğiyle yüz yüze geldi. Ardından Çalışma Bakanlığı merkezi idarelerdeki eski hükümlerle ilgili bir yönetmelik değişikliğine gitti. Aynı şekilde yerel yönetimlerdeki işçiler içinse İçişleri Bakanlığı valilikleri bir yazı gönderdi. Dolayısıyla bu işçiler bakımından geçiş için bir olanak tanındı ama kritik mesele şu. Şöyle bir olanak değil bu. Eski hükümlüler belli suçlar dışarıda tutuldu. İşte cinsel suçlar, çocuk istismarı ve devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar diye. Bunun dışında bile olsa örneğin kuruma ya da belediyeye şu hakkı tanıyor. İstersen alabilirsin. Yani takdir yetkisi tanıyor. İster alırsın, ister almazsın. O da çok rahat suistimal edilen. Suistimali açık. Yani mutlak bir zorunluluk getirilmedi. Ama yine de eski hükümler için bir kapı aralanmış oldu. Hani bu konuda çünkü çok davul çaldık. Çok konuyu gündeme getirmeye çalıştık. Ama bu mutlak bir güvence sağlamıyor. Bundan daha da fenası var. Arşiv araştırması. Evet. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması. Orada iş şurada düğümleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın tebliğine göre işçiler için arşiv araştırması yapılabilir. Çok açık. Güvenlik soruşturması yapılamaz. Bunun hukuki hiçbir dayanağı yok. Ama
birçok ilde ve kurumda güvenlik soruşturması yapıldı. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Arşiv araştırması başka bir şey, güvenlik soruşturması. Peki arşiv araştırması neyin arşivini araştırıyorlar işçi? Yani işçinin devlette, devletin istihbarat birimlerine ne kadar kaydı varsa, sadece işçinin değil, işçinin yakınlarının, akrabalarının ne kadar kaydı varsa hepsine bakıyorlar. Ben bazılarının sonuçlarını gördüm. İşçinin eşi neymiş efendim? Liseye giderken FETÖ ile ilişkili dershaneye gitmiş. Bir defa bu bir suç değil. İkincisi, suçun şahsiliği diye bir ilke var. Yani örneğin ben senin işlediğin bir suçtan dolayı sorumlu tutulamam. Sen benim kardeşim bile olsan. Ama işçilerin aile bireylerinin durumuna kadar bilgiler yazıyor. Ve konusu suç teşkil etmeyen devletin örneğin şu tarihte şu eyleme katılmıştır. Şu tarihte şu kişilerle görüntülenmiştir. Bir cadı avı, bir fişleme operasyonu. Ya bu, işte bugün bu noktada ilginç değil de üzücü, acı bir haber aldık diyelim. Gülsüm Elvan, hani Berkin Elvan'ın annesi, taşeron işçi olarak çalıştığı belediyeden işten atıldı. Hani kendisi de söylüyor, hani oğlumdan dolayı işten atıldım ama Berkin Elvan'ın annesi olmaktan gurur duyuyorum diye söylüyor. Böyle bir takım suistimallere yani, açık. Yani orada ama şunun altını çizmek gerekiyor. Arşiv araştırmasının sonucu kuruma gidiyor. Kurum bu sonuca göre işçiyi alıp almama konusuna karar verme hakkına sahip. Yani arşiv araştırmasının olumsuz olması geçirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama kurumlar işçinin aleyhine de bu takdir etkisini kullanabiliyor. Bu da çok ciddi bir kıyım yarattı. Bunun üzerine 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olmak. Bir örnek var. Taşeron işçi 3 ay önce askere gitmek için ayrılıyor. Evet. Askere gitmiyor ama sağlık nedeniyle askere alınmıyor. Taşeron şirket geri işçiyi de almıyor işe. Dolayısıyla 4 Aralık'ta çalışmıyor gözüküyor. Bu işçi kadroya alınmıyor. Joker işçiler var. İzinli işçilerin yerine çalışan işçiler. Bunlardan 4 Aralık günü çalışanlar alındı. 4 Aralık günü çalışmayanlar alınmadı. Bakanlık çok ciddi bir mağduriyet olmasına rağmen sadece görüş yayınlıyor. Ya diyoruz ki bir değişiklik yap. Yönetmelik değiştir. KYK'yı değiştir. Çünkü görüş yayınlıyor. Joker işçiler gidiyor bu görüşü kuruma veriyor. Kurum diyor ki resmi gazetede görmeden ben bir şey yapamam diyor. Bunun üzerine bir de sınavda başarısız sınav yaptılar. Birçok sınavda işçilere işle ilgisi olmayan sorular soruldu ve birçok işçi sınavda başarısız sayıldı. Buradan da bir kıyım yaşandı. Bir de işçilere feragatname imzala, evet, sulh sözleşmesi imzala. Bunları kabul etmeyen aynı zamanda kapsam dışında kaldı. Kapsam içinde olup kadro almayanlar var. Şimdi Çalışma Bakanı çıkıyor diyor ki 9000 kişiye kadro verdik. Yerel yönetimlerde, belediyedeki, il özel idaresindekine kadro verilmedi ki onlar buraların şirketlerine, yani belediyenin şirketine geçirildi. Kadrolu işçi olmadı. Belediyenin kadrolu işçisi olmadı. Demek ki ona kadro vermedin. Nasıl kadro verdim diyebilirsin. İhalesi bir yıldan az süren işçiler var. Örneğin 9 ay okulda çalışan işçiler var. Bu işçiler kadroya geçirilmedi. 9 aylık geçici işçiliğe geçirildi. Şimdi bunların hepsine kadro vermiş gibi hükümet yayınlıyor ama şunu net söyleyelim. 200 bine yakın işçi kapsam dışında kaldı en az. Bunun yanı sıra 400 binden fazla işçi belediyelerdeki, yerel yönetimlerdeki işçi kadroya değil şirkete geçirildi. Dolayısıyla öyle 1 milyon işçiye kadro verdik sözü gerçekçi değil. Gerçi verilen şeyin kendisi de kadro mu onu, evet, da tartışmak gerekiyor. Evet, onu soracaktım. Şimdi biraz süremizin sonuna yaklaştık. Kimler kapsam dışında kaldı? Kimler bu kadroya geçemedi diye uzun uzun konuştuk. Liste uzun. Peki geçenler nasıl bir kadro bu? Ücretler yükseldi mi? Zam aldılar mı? Çalışma koşulları değişti mi? Biraz da onu konuşalım. Şimdi bir kısım işçi üzüldü. Kadroya geçemedim. Hatta işsiz kaldım diye. Bir kısım da kadroya geçtim diye sevinç içinde. Peki onların nasıl bir çalışma koşulu bekliyor? İkiye ayıralım. Merkez yönetimler, yerel yönetimler. Yani bakanlık, üniversite, hastane gibi kurumlarda çalışan işçiler gerçekten 4D'ye işçi kadrosuna geçirildi. Ama şöyle bir örnek. Hastanede, üniversitede ikimiz de işçi olarak çalışıyoruz. Sen kadrolu işçisin, ben taşeron işçiyim. Aynı iş yapıyoruz. Ben alıyorum asgari ücret artı 100 lira. Sen alıyorsun örneğin 3000 lira. Kadroya geçen işçiler ne bekliyordu? Aynı iş yaptıkları emsal durumda olan işçilerle eşit ücret ve hak bekliyordu. Böyle bir şey yok. Taşeron işçiler merkezi kurumlarda evet kadroya geçiriliyor. Ama taşerondaki hakkı neyse onunla geçiriliyor. Yani kadrolu işçilerle hak ve ücret eşitliği sağlanmıyor. Yeni sağlanan tek hak ne? Yılda 52 günlük ücret tutarına ilave tediye, ilave ikramiye. Merkezi kamu kurumlarındaki işçiler için. Bu işlerin sendikal hakları nasıl olacak? Örneğin senin üniversitede kadrolu işçisin ve sendikan var. Toplu iş sözleşmen var. Buradan yemek yardımı, yol yardımı, ikramiye birçok hak alıyorsun. Ben taşeron işçi olarak
o toplu sözleşmenin kapsamına girsem bile o hakları aynen alamıyorum. Yüksek Hakem Kurulu'ndan 2 Nisan'a kadar yapılan sözleşmelerden süresi en son bitecek sözleşme alınacak. Tüm merkezi kamu kurumlarına uygulanacak. Yani kadrolu işçiyle taşeron işçi ne aynı ücret alacak, ne aynı haktan yararlanacak, ne de aynı toplu sözleşme kapsamına girecek en erken 2020'ye kadar. Kadrolu olduğu işçi 52 günlük ilave tedbiri, yüksek hakemden ne hak geldiyse o. Hak eşitliği var mı? Yok. Ücret eşitliği var mı? Yok. Yerel yönetimlerde durum daha kötü. Orada zaten kadro yok. Örneğin belediyenin kendi kadrolu işçisi vardı, şirketin işçisi vardı, taşeron işçi vardı. Şimdi taşeron işçi belediye şirketinin işçisi oldu. Ama belediyelerin kadrolu işçileriyle şirket işçileri arasında çok ciddi, aynı işi yapsalar bile ücret ve hak farklılığı var. Bu aynen devam edecek. Yani iki işçi, biri kadrolu, biri kadroya şirkete geçirilmiş işçi. İkisi de yol temizliyor, sokak süpürüyor, çöp topluyor. Yine bu işler arasındaki hak ve ücret farklılığı devam edecek. Az evvel belirttiğim ilave tediyeyi de Yargıtay'ın son gün dönemdeki olumsuz kararları nedeniyle alamayacak. Yani yılda 52 günlük ilave tediyeyi, ikramiyeyi merkezi kurumlar alacak ama yerel yönetimlerdeki işler alamayacak. Onu bile alamayacak. Onu bile alamayacak. Şimdi kadro diyorduk. Şimdi yapıyor, böyle yaldızlandı, müjdeli nidaları eşliğinde servis edildi. İçeriğine baktığımız zaman gerçek bir hak, ücret eşitliği, ücretlerin iyileştirmesi durumu da aslında söz konusu değil. Değil, büyük bir hayal kırıklığı. Kesinlikle, yani çok sayıda işçi dışarıda kaldı, içeriye giren işçileri de gerçek bir kadro ne yazık ki beklemiyor. Şimdi son dönemde taşeron işçilerle sıklıkla eğitimlerde, sendika faaliyetlerinde karşılaşıyorsun. Şimdi programı bitirmeden hani ve biz üzerinden, grev göğüsü üzerinden onlara ulaştırmak istediğim bir mesajım varsa, buradan iletmek istediğim bir şey varsa onlarla. Çok memnun olurum. Bu da çok önemli bir olanak. Yani çünkü medyanın tek sesli olduğu, aslında işçilerin sesini duyurmadığı koşullarda bu tür yayınlar, bu tür platformlar bence son derece kıymetli. Yani bir defa dediğim gibi dışarıda kalan, kadro hakkından mahrum kalan işçiler var ve bir kısmı işsiz de kaldı aynı zamanda. Yani işini de kaybetti, taşerondaki işini de kaybetti. Bu işlerin hepsinin kadroya alınması için söz neydi? Dışarıda tek bir işçi bile kalmayacak denildi. O halde bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için, verilen sözün tutulması için kadro hakkından mahrum bırakılan tüm işçilerin kiti, özel bütçeli kuruluşu, %70'e takılanı, 4 aralığa takılanı, askerliğe takılanı, işte joker personeli, arşiv araştırmasına takılanı, farklı mağduriyet alanlarındaki işçilerin bir araya gelmesi, ortak ses çıkarması, sendikaların, emekten yana olan tüm güçlerin, meslek örgütlerinin de bu işçilerin mücadelesine destek vermesi önem arz ediyor. Yani kadro dışında kalanların kadro alması için. Bir diğer boyutu da kadro verilmiş gibi gözüken işçilere gerçekten eşit hak ve ücret sağlanması. Yani dışarıda kalanların içeriye alınması ve içeridekilere gerçek bir kadronun verilmesi. Dolayısıyla taşeronlaştırma bitmiş değil. Taşeron işlerin sorunları bitmiş değil. Evet, bu olumlu bir adımdı. Yanlış bir adım değildi ama çok yanlış atıldı. Çok sayıda işçi mağdur edildi. Biz diyoruz ki baştan beri söylediğimiz gibi taşeronlaştırma yasaklansın. Ve tüm işçilere gerçek hak, gerçek bir kadro, hak ve ücret eşitliği sağlansın. Çünkü her ne kadar Cumhurbaşkanı aksini söylese de kamuda taşeronlaştırma bitmedi. Kurumlar düzeyinde bitmedi. %70 işçi mesela ihale yapıyor. İhaleyi araçlı, cihazlı, malzemeli yapıyor. %70'in altına düşürüyor işçilik giderini ihalede. Taşeronlaştırma devam ediyor. Bitmiş değil. Kamuda da taşeronlaştırma sıkıntısı devam ediyor. Dolayısıyla hem kamuda taşeronlaştırmanın tümüyle sona ermesi hem de kurum, koşul, efendime söyleyeyim şart aranmaksızın nasıl bakan söz verdi amasız, fakatsız, koşulsuz söz verildi üzere tüm taşeron işlere kadro verilmesini istiyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmek, bu haklardan mahrum kalan tüm işlerin de ortak sesini duyurmak önem arz ediyor. Ama bunun için hani hükümetten hani dilenerek, yalvararak bu iş olmayacak. Gerçekten hakkımızı istiyoruz, sözünüzü tutun diyerek olacak. Dolayısıyla sendikaların, emekten yana olan tüm güçlerin, tüm taşeron işlerin gerçek kadro mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Biz de bu noktada elimizden gelen ne varsa, hangi vazife üzerimize düşüyorsa bunu yapmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, bugün grev gözüsünde sendika uzmanı Onur Bakır'la beraber taşeron işçilerin merak ettiği konuları, taşeronlaşmada sık sorulan soruları konuştuk. Bütün taşeron işçilerine güvenceli, insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Önümüz 1 Mayıs, bütün işçilere de 1 Mayıs hazırlıklarında kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler.